Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz eğer buradaki hobilerim tüm anlatım modeller linkine tıkladığınızda tüm videolara erişebilirsiniz. Evet, şöyle iki renkle yine bir takipçim isteği üzerine bir model paylaşacağım şimdi sizlerle. Bu modelle hırka yapacaklar ama battaniye olur, hırka olur, yelek olur, kazak olur, her şey yapılabilir. Güzel, kolay da bir model. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz tabii ki. Sayı vermiyorum ama mesela 3 katları, 4 katları ya da 5 katları şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi bir miktar zincir çekerek onun üzerinden göstermeye çalışacağım. Çok kolay bir model. Kenarlardan yalnız her sırada ipimizi kesiyoruz. Her sırada tekrar ipimizi birleştiriyoruz. Bir tek o ayrıntıyı söyleyeyim hemen başlamadan önce. Şimdi şöyle 3 ve 3'ün katları şeklinde çalışacağım ben. Şimdi buranın üzerine biraz daha çekelim. Komple sık iğne yapıyoruz. Şöyle başlıyorum. 1 2 Yani saymaya gerek yok tabi, burada 1 2 diye saydım ama sıra sonuna kadar sık iğne ile gideceğiz. Evet, bütün zincirlere batarak bir sıra böyle sık iğne yapalım. Evet, zincir sonuna kadar sadece sık iğne yaparak geldim. Şimdi buradan şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Tekrar başladığım yere dönüyorum. Buradan diğer ipimi alıyorum. Yine bir sıra sık iğne yapacağız. Şöyle bir zincir çekelim. İlk sık iğnenin üzerinden batıyoruz. Bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Şimdi şöyle bakın. Dışarıda kalan, arkada kalan ilmeklere batıyoruz. Şu tepede buğday tanesi gibi görünen yerlerde şu arkaya batıyoruz. Bu ipi isterseniz böyle gizleyebilirsiniz. İsterseniz en son işiniz bittiğinde iğneyle ya da tığla gizleyebilirsiniz. Bir sırada bununla yapacağım şimdi. Bir sırada sıra sonuna kadar hep şu dışarıdaki ilmekleri alarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sonra bir sıra daha bej ile gideceğiz. Evet, sıra sonuna kadar geliyorum şimdi. Evet, sona geldim. Bakın sonda da şurayı göstermek istiyorum. Burada da şurada kestiğimiz ipi yine böyle arkaya alarak sık iğneleri yaparken, yani şöyle bu tarafa getirip bu taraftan gizleyebilirsiniz. Ya da böyle uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlar komple kenarda bırakıp sonradan halledebilirsiniz. Evet, şöyle son sık iğneye kadar geldim. Şöyle gizlemiş oldum bakın bunu da. Her defasında, çünkü buraya geldiğimde ipi keseceğim. Bu tarafa geldiğimde tekrar ipimi birleştireceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar kesiyorum. Evet. Şimdi tekrar bir sıra bej rengiyle gidelim. Yine bir zincir çekiyorum ipime. Buradan yeşilin üzerinden birleştirirken de şöyle arka kanadını alırsak daha iyi olur tabii ki. Evet, ipimizi bu tarafa alalım. Şimdi yine bakın dış kanattan alıyorum. Bana bakan değil, karşıya bakan tarafa batarak bir sıra daha bej rengiyle devam ediyorum. Şimdi bunun üzerine artık yeşilli deseni kurmaya başlayacağız. Evet. Bir sıra daha bejle gidelim. Evet, yine sona geldim. Komple sadece
sık iğne yaptım. Şimdi yeşil renge geçiyorum. Tekrar bir tane zincir çekelim. Yine ipimizi buradaki ilk sık iğnenin yine arka kanadına batarak şöyle birleştirelim. Bir sık iğne yaparak. Sonra yanından şu 2 hemen yanına batıyorum. 3. 3 tane sık iğne birleştirmemle beraber 3 oldu. Şimdi burada arkadaşlar tığ doluyoruz. Sıradaki şöyle göstereyim bakın. Yuvaya değil alttaki yeşile batarak devam ediyoruz. Her 3 sık iğnede bir alttaki yeşilin dış kanatlarına battığımız için bakın burada bir çizgi oluşuyor. Şu çizgiye gireceğiz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Nasıl kolayınıza gelirse ister böyle alttan girin ister üstten girin. Ben böyle üstten daha rahat yaptım. Şöyle giriyorum. 2'li tramzan yapıyorum. Bunun arkasındaki şu bir tane yuva boş kalacak. Diğerine batacağız. Şöyle tekrar 1 2 her birine batarak 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tığımızı doluyoruz. 4. yaparken altta bakın şu hizada aynı hizada nasıl yapalım? Şuradan da sayabilirsiniz. 1 2 3 diye de sayabilirsiniz. Zaten elinizde yaparken anlayacaksınız. Belki kamerada doğru göstermiyor olabilirim ama 1 2 3 tane zaten yuva var altta da. Şimdi yine bakın arkada bir yuva kalacak. Şundan da gözükmüyor. Şu arkadaki bir yuva kalacak ve bir sonrakine batacağız. Bakın şöyle de bakabiliriz. Şu kalacak. Yanındakine batıyoruz. 1 2 3 sıradakinin hizasına bakın. Doluyorum. Üstten doğru şuradaki tek kalan ilmeği alıyorum. 2 de çıkıyorum. Sonra tekrar sıradan 1 2 3. Şimdi bakın. Şu yuvaya hiç batmıyoruz. Altına batıyoruz. Yeşilin üzerine. Arkadaki bu yuvaya batmıyoruz. Şimdi bir yine boşta. Sıradaki trabzan. Yine hep arkadaki kanatları alıyorum. Pardon. 2 3 doladım. Buradan girdim. Çektim. Evet şöyle kareler oluşturuyoruz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane de alta batarak ikili tramzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi alta batıyorum. Bir tane ikili tramzan. Evet. Arkada bu şekilde görünüyor. Önde bu şekilde. Şuralara batmıyoruz bakın. Alta battığımız yerlerde buradaki bej rengi olan yere batmadan geçiyoruz. 1 2 3 1 2 3 Şimdi bu şekilde yaptığınız için 3 ve 3'ün katları şeklinde zincir çekmeniz lazım. Ben şimdi göstermek için çektiğimden saymadan rastgele zincir çekti. Yani sona geldiğimizde de 3 tane
sık iğne ile bitirmem lazım. Bir zincirim fazla gelmiş bakın. Burada da şöyle hemen son zincire batarak burayı ayarlıyorum. 3 sık iğne ile bitiriyorum. Bir zincir çektim tekrar. İpimi kestim. Şunu gizlemeyi unuttum. Evet. Tekrar şimdi buradan bej rengimizi takıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde şuradan giriyorum. Bir sık iğne ile bağlıyorum. Evet. Şimdi tekrar bej renginde aynı şekilde yapacağız. Bu kenarda yapmayacağım bu sefer. Şimdi bir sık iğnemi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Tabii batışlarımız hep arka taraftaki ilmeğe batarak. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Dört tane sık iğne yaptım. Burada da arkadaşlar tığ dolayıp şimdi alttaki şu bej rengi sırasına batacağız. Bakın şuraya. Yine 3 sık iğne bir ikili trabzan şeklinde gidecek. Şuraya batmıyoruz. Alttaki bej rengi yuvaya batıyoruz. Sonra akabinde tekrar 1 2 3 tane sık iğne. Bakın sıradakine hiç batmıyoruz. Alttaki yuvaya batıyoruz. Aynı alt sırayı yaptığımız gibi. Sepet örgü diyebiliriz. Yine bakın şuradaki şu trabzanın arkasındaki yuvaya batmıyoruz. Yanındakine. 1 2 ikinci hep buradaki alttaki şu yeşil trabzanın üzerine gelecek. Tekrar 3 doladım. Alta giriyorum. Trabzan. 1 2 3 alta giriyorum. Bir trabzan. 1 2 3 alta giriyorum. Bir trabzan. Evet. Bu sıramız da bu şekilde. Şimdi geliyorum sıra sonuna kadar. Evet, bir sırayı daha bitirdim bu şekilde. Geldim sonda da yine 3 tane sık iğne. Şuraya bir tane daha uzantı. Nasıl denk gelirse aslında şu kenar kısımları. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar yeşile geçiyorum. Hep böyle devam edecek aslında. Yeşilin üzerine yeşil, bejin üzerine bej şeklinde. Bir zincir çekiyorum. Yine şuradaki ilk birleştirdiğimiz yer sık iğne yaparak yine birleştirdim. Şimdi tekrar sırayla giriyorum. Bakın 2 2 dedim. Bakın burada üçüncüye batmıyorum. Şu yeşil nereden yaptıysak. Şimdi burada 3 sık iğnemiz olmuş olması lazım. Sanıyorum bir tane kaydırdım arkadaşlar burada ben. Şu kenarda ipi geçirirken ona dikkat edelim. 3 tane sık iğne yapıp 3.'yü pardon. Doğru 2 tane yapıp 3.'ye buradan batıyoruz. Niye kafam karıştı anlamadım. Tekrar edelim. Evet. Aynı şekilde birleştiriyorum. 1 diyorum. 2. yapıyorum. Üçüncüyü şu alttaki yeşil trabzanımıza üstündeki ilmeğe şöyle şuradaki ilmeğe geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonra yine sırayla şu aradakini atlıyoruz. Tabii üstünde trabzan yaptık. 1 Evet. Model çok güzel. Fakat bu kenar iplerini gizlemek biraz zaman alıyor.
3 demiyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Pardon, 3 tane yapıyoruz. Evet, 3 sık iğne. 4. de alttan giriyoruz. Alttaki trabzanın üzerine batıyoruz. Evet. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 bakın 2 hep trabzanın tepesine gelecek bej renginin. 3 4. de alttan giriyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar 1 2 3 4. de alttaki trabzanın yeşil trabzanın üstündeki ilmeği alıyoruz. 1 2 3 Pardon, şöyle, evet, oldu. 1 2 3 Yine alttaki tek ilmeği alıyorum. Bir tane ikili trabzan. Yeşiller hep yeşilin üzerine, bejler de hep bejlerin üzerine gelecek. Evet, böyle tamamlıyorum şimdi, sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bu sırayı da tamamladım. Yine trabzanımı yaptım. Şu kenara yapmadım. 4 tane ile tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Tekrar bej rengine geçiyoruz şimdi. Yine bir tane zincir. Geliyorum buradan. Şimdi artık şu bej renginin üzerine uzunlarımızı yapacağız. Onun için şuradan giriyorum yine. Birinci sık iğneyi yaptım. 2 Evet. Arkadaki ilmeğe batmaya çalışıyorum. Evet. 3 4 5.'ye alttaki bej rengi ilmeğin üzerine geçirdim. Sonra yine tekrar bakın. 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra alttakine batıyorum. Bunu da çantada yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. 1 2 3 4. de alttaki trabzanın tepesindeki şu ilmeğimize batıyoruz. Tekrar 1 Hep arkaya battığımız için burada çizgi oluşuyor. Bir sonraki sırada da o çizgilere batıyoruz. Evet, 3 tane yaptım. 4. de alta battım. 1 2 3 6 giriyorum. Bir tane daha yapayım. Tekrar şöyle bakalım. Evet, aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Birkaç sıra daha yapacağım. Daha model daha güzel görünecek. Evet. Bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi kesiyoruz. Bu arada buraları gizlemeden devam ettim. Bakın. Şurayı gizleyerek geldim. Daha düzgün çıktı kenar. Sonradan bunları kesebilirsiniz. Evet, şimdi geliyoruz. Tekrar yeşil rengimizi alıyoruz. Bir zincir çekerek yine ilk sık iğnemizden bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Hemen yanındakine 2. Sonra geliyoruz alttaki yeşilin üzerine bir tane ikili trabzan. Tekrar 3 tane sık iğne.
alttaki yeşil üzerine bir tane trabzan. Evet, bütün olay bu arkadaşlar. Bunun üzerinde çok varyasyon yapılabilir. Şimdi 3 sık iğne bir ikili trabzan yapıyorum mesela. Bu dörtlü yapılabilir, beşli yapılabilir. Farklı renkler kullanılabilir. Her sırada mozaik desen dediğimiz desenleri bu şekilde oluşturabilirsiniz. Çok farklı desenler oluşturulabilir. Renk geçişleriyle tabii ki. Ben şimdi 2 tane renk kullandım. 3 tane sık iğne, bu arada örmeye devam ediyorum. 1 tane trabzan. Battaniyeler olur, yatak örtüleri olur. Bir yandan da neler de güzel durur düşünüyorum örerken. Evet. Farklı renklerle geçişler sağlanabilir. Farklı renklerle bu çizgiler sağlanabilir. Dediğim gibi araları daha açık olabilir. Dörtlü de beşli de yapılabilir. Çok şekilde yapılabilir. Evet, modelimiz bu şekilde. Sanıyorum anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Böyle devam ediyor. Böyle uzayıp gidiyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.